Çok acayip, çok klas bir şeyiniz Soray vardı. Abiyle, evet. Bir program Şoray'la birlikte yaptınız. Kimdir senin mesela? Çok da cebinde taktikte gezen bir adam olduğunu biliyorum. Kim seni neşelendiriyor? Mesela politikacılardan kim neşelendiriyor? Ben çok politikacı taklidi yapıyordum bundan 5-6 yıl neler önce. Vardı? Ya çok vardı. Sonra yemin ettim yapmamaya. Tövbe. Çünkü yani ne yapsak onu öyle yapma. Bunu da böyle yapma. O alınıyor. Bu şey oluyor. Tamam biz de mizahçıyız sonuçta. Bunları yaptığımız zaman hani bir dalga geçme. Kötü zamanda değil. Dünyaya gelmesi yok. Maalesef, maalesef. Eskiden politikacılar taklidini yapanlar taklit neşelenirlerdi. Tabii, tabii. Cem abi de bunu söylemişti. Evet, Cem Yılmaz da ben de bilirim. Evet. Yapardım ama yapmadım dedi. Evet. Mesela İşte son... korku alemi. İşte bak. Korkuyor evet. Herkes. Tabii yapma. O korkmamak lazım yani. Mesela Aziz Yıldırım taklidi. Ben şimdi bir program yapıyorum TRT 3'te. Söylemekte bir sakınca yok. Şimdi TRT Spor'da Futbol Eğlence diye bir program. Şimdi orada da taklit yapıyorum. Ben dedim abi Aziz Yıldırım aman yapma şimdi. Aziz Başkan bir şey yapar. Ya şunu yapayım. O da olmaz. Erman Turul ha olur. O bir şey demiyor. Ya o da güzelmiş ha. Hiç yaptın mı Aziz Yıldırım'da? Ya yaptım da. Yok korkuttular. Yap bizde bir şey olmaz. Yap bizde bir şey olmaz. Ya. Vallahi Aziz Başkan. Telefon açarmış. Ya telefon aç. Mesut sen yok, ya, yapma o kadar. Kalmayacağım Mesut diye falan girmişsin ona. Yok sen yine taklide devam et ya. Yani ya. Korkma canım oğlum. Korkan insanın yaşamaması lazım. İşte.